Merhaba arkadaşlar. Bugün Rusya hakkında biraz konuşalım istedim. Rusya çok büyük bir ekonomi ve Kırım'ı ilhak ettikten sonra Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından başlatılan ambargolarla ekonomisi çok yavaşlamaya başladı. Aynı zamanda biliyorsunuz petrol fiyatları da 100 dolarlardan 2012'lerden sonra yaklaşık 30 dolarlara kadar 2014'te çekildi. Bu da Rusya ekonomisine bir darbe vuran başka bir etkendi. Peki Rusya ekonomisinde neler oluyor? Rusya liderliği, Rus liderliği ileriye doğru neler yapmaya çalışıyor? Şimdi onları bir analiz edelim. Çünkü Rusya'nın durumu çok önemli. Rusya'daki ekonomik bir kriz hem Rusya'nın Orta Doğu'da iradesini azaltacak bir etkendir. Hem de askeri harcamalarını azaltabilecek bir etkendir. Böyle olunca ortada bir güç boşluğu doğmaya başlayacak. Bu da Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Bunları biraz tartışalım. Şimdi öncelikle Rus ekonomisi. Biliyorsunuz 2014'te Kırım'ı ilhak ettikten sonra Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği direkt olarak Rusya'ya karşı bir ambargo uyguladı. Bu ekonomiyi çok kötü hale getirdi. Bunun karşılığında bir de 2012'den sonra zaten petrolün varil fiyatı yaklaşık 100-110 dolarlardan 30 dolara kadar düşünce Rus ekonomisi ikinci defa bir yumruk yedi. Şimdi bugün görüyoruz ki Rus ekonomisi özellikle geçen sene ve ondan önceki seneye göre daha az bir bütçeye sahip, askeri harcamaları daha azaldı ve halk arasında mutsuzluklar başladı. Peki Rus liderliği ne yapıyor? Ekonomi liderliği özellikle. Şimdi orada öncelikle %18 olan vergiyi %20'ye çıkarttılar. Kadınlarda 55, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşında, erkeklerde 65, kadınlarda 60 şeklinde düzelttiler. Çünkü hem nüfus sürekli yaşlanıyor aslında, genç nüfus gelmiyor gerçekten. Hem de daha çok çalışmasına ihtiyacı var. Çünkü diğer şu andaki emekli olanların emekli maaşını karşılayabilecek fonları yok. Şimdi böyle düşünüldüğünde tabii halkta bir huzursuzluk başladı. Çünkü Rusya halkı diyor ki, evet tamam biz şey aldık, nedir adı, Kırım bizim oldu ama yani ekonomi kötü, biz ne yapacağız? Biz daha az artık, elimizde daha az para var veya elimizden çıkan para çoğaldı, elimizde kalan para azaldı. Çocuklarımızı geleceğinden endişe ediyoruz, bizler daha iyi beslenemiyoruz, daha iyi sağlık hizmetleri alamıyoruz, bizler ne yapacağız? Ve huzursuzluklar başladı. Bunun karşılığında geçen bu yılın Şubat ayında, 2019 Şubat ayında Putin televizyonlara çıkarak halka seslenişinde, yıllık sesleniştir bu, devletin alacağı bazı önlemleri söylediler. Bunlar daha çok her zamanki gibi işte çocuk sayısı 3 ve 4 olanlara daha çok vergi indirimleri uygulamak, gençlere veya işte atıyorum evinde sağlık yönünden çalışamayan olanlara vergi indirimleri, istisnaları uygulamak, onların biraz daha işte maaşlarını arttırmak diye hesapladı. Yaklaşık da bir ay sonra veya bir hafta, 2-3 hafta sonrasında da Ekonomi Bakanı yaptığı açıklamalarda bu açıklamaların veya iyileştirme programlarının Rus halkına yaklaşık yılda 1,5 milyar dolar daha fazla para getireceğinden bahsetti. Şimdi 140 milyon olan nüfusta 1,5 milyar dolarlık bir ek iyileştirme dediğiniz zaman yaklaşık bu yıllık 10 dolarlık bir şeye gelir. Yaklaşık bir mevlaya gelir. Yani bu da çok bir şey değildir. Yani yılda 10 dolar ben sizin cebinize veriyorum. Ama sizin cebinizden aldıklarım işte atıyorum 5 yıl daha fazla çalışmanız, %18'den %20'ye yani %2'lik bir fazla bir vergi vermenizi sağlamanız aslında sizin bu verdiğinizi kat ve kat cebinizden geri alıyorum anlamına geliyor ki bu Rusya ekonomisinin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Önümüzdeki 5 yıl hatta belki de 10 yılda çok daha iyi noktalara gitmeyeceği şeklinde yorumlanmalıdır. Diğer bir huzursuzluk kaynağı ileride olacak da Rus oligarşisinin durumu. Rusya'daki bazı zenginler ki bunlar işte özellikle bu enerji sektörlerinde olan zenginlerin durumu eğer düşünüldüğünde bunların toplam elindeki mevcut mevduatlar öyle diyeyim ben size. Rusya ekonomisinin kat ve kat üstündedir. Gazprom olsun, işte diğerleri olsun hepsi sahiplerinin kendi özel mevduatları diyeyim ben size çok ve kat üstündedir. Rusya ekonomisine çok büyük etkileri olur, olumlu yönde. Ama bunu oligarşi kullanmak istemiyor. Bu da bize aslında şunu gösteriyor bir taraftan da, Rus oligarşisi ile Rus liderliği arasında bir sessiz bir anlaşma olduğunu, şimdilik oligarşilere dokunulmadığını ve her şeyin Rus halkı tarafından alınacağını gösteriyor. Özellikle Kırım'ın geri verilmeyeceğini düşünürsek, bu ambargoların devam edeceğini, katlanarak devam edeceğini, ki şu andaki sinyallerden bir tanesi Rusya'nın önümüzdeki dönemlerde piyasaya sunacağı tahvillerin Amerika'nın baskısıyla ve Avrupa Birliği'nin baskısıyla kimse tarafından alınmayacağını gösteriyor. Bu da Rus ekonomisinin borçlarını döndürmekten çok zorlanacağını bir göstergesidir. Böyle bir durumda Orta Doğu'da da olsun, Rus askeri gelişmesinde olsun büyük aksaklıklar ortaya çıkar önümüzdeki 5 yılla 10 yıl içerisinde. Bu aksaklıklarla birlikte Rusya ister istemez hem Orta Doğu'da olsun hem de diğer bazı gelişmelerde olsun geriye doğru düşmeye başlar. Bu Türkiye'yi çok etkileyeceği bir durum olur. Özellikle Orta Doğu'daki durum. Özellikle Kuzey Suriye'deki Rusya'nın yavaş yavaş biz oradaki etkisinin azalacağını düşünüyoruz. Bunun da yine diğer azalan etkilerle birlikte Türkiye tarafından doldurulması gerektiğine inanıyoruz. Bu bizim güvenliğimiz için çok elzem bir şey. Bunu mutlaka yapmalı Türkiye ve düşünmeli. Bu yönden de belki şu anda biz ekonomik kriz yaşıyoruz ama Rusya'ya göre daha çok avantajlarımız var. Bize ambargo uygulayan ülkeler yok. Bu ciddi anlamda bir avantaj. Artı Türk piyasası sadece enerji üzerine değil, hatta enerjimiz yok satabileceğimiz. Üretim üzerine, servis endüstrisi üzerine, üretim endüstrisi üzerine kurulmuş bir ekonomidir. Biz daha çok daha iyi kaliteli mallar üreterek ekonomimizi çok daha çabuk düzeltebiliriz. O zaman da daha etkili alanlarda, daha önemli alanlarda, kendimizin güvenliğini sağlayacak alanlarda daha etkili olabiliriz. Bu çok önemli bir şey. Bu Rusya'nın şu andaki dezavantajından yararlanabiliriz anlamına geliyor. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.